Merhaba, hoş geldiniz. Toplulu bir içerikle Dünya'da Bugün kuşağıyla yine karşınızdayız. TGRT Haber ekranlarında haber maratonu durdurak demeden soluksuz bir şekilde devam ediyor. Önce başlıklar, ardından hızla teferruatlarla haber yolculuğumuza start vereceğiz. Dünyanın çeşitli noktalarına bir yolculuğa çıkacağız. Evet, Karadeniz'de tansiyon yükseldi. Neden? Rusya bir hamle yaptı. ABD bu hamleye yönelik hemen harekete geçti. Neydi peki? Rusya Karadeniz'de ne yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri neden tepki gösteriyor? Detaylarını biraz sonra aktaracağım. Askerlerinizi çekin diyor. Kim? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'deki ismi. Diyorlar ki Türkiye ve Rusya ve pek tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri bu üç ülkenin desteklediği yabancı askerler Libya'dan derhal çekilmeliler. Ne demek oluyor? Amerika'da Biden yönetimiyle birlikte Libya'ya müdahil olmuşa benziyor ve ileriki süreçlerde Libya'ya dair Amerika'dan daha yüksek perdeden açıklamalar gelebilir. Peki gerekçe ne? Neden Amerika Rusya ve Türkiye'yi istemiyor Libya'da? Birleşmiş Milletler neden böyle bir çıkış yaptı? Biraz sonra anlatacağım, anlamaya çalışacağız beraberce. Bir Nipah eksikti. Değerli seyirciler, Covid-19'la mücadele ediyor dünya, hepimiz. Şu illetten kurtulmak için türlü türlü yollar aranmakta, aşılar bulunuyor, ilaçlar işte bulunacak deniliyor vesaire vesaire. Daha bu salgını atlatamadan çok daha tehlikeli ve çok daha ölümcül bir salgının her an patlak verebileceği belirtiliyor. Peki nedir bu Nipah denen virüs? Hangi canlıdan insanlara bulaşıyor ve neden insanlar için bu kadar tehlikeli? Bu uyarılar bilim insanlarından geldi. Beraberce bültenimizde anlamaya çalışacağız. Haberimizin içeriğine baktığımız zaman göreceğiz. Ve tabii ki aşı piyasası da malum yine oldukça hareketli. Trump'ı fena sattı. Evet, malumunuz kongre baskınının sembolüydü. Fakat Trump aleyhine ben ifade vermek istiyorum deyince Trump da şoke olmuştur herhalde ama Amerikalılar tabii Trump destekçileri de şaşırdı buna. Peki neden böyle bir geri vites dönüşü yaptı? Biraz sonra anlamaya gayret edeceğiz. Efendim, göreceğiz bakalım sebebi neymiş. Evet, Amerika'da neler oluyor, neler bitiyor, sadece bununla sınırlı değil. Tabii başka önemli gelişmeler de var. Peki biz önce ilk durağımıza bir gidelim bakalım. Değerli seyirciler, Almanya Türkiye'ye denizaltı satışı yapmak istiyor. Yunanistan'da Almanya'ya ya şu denizaltıları Türkiye'ye satmasan ya da bir süre şunu askıya alsan diye bir serzenişte bulunuyor ama Almanya pek ciddiye almıyor Yunanistan'ı. Bir bakalım haber. Savaş gemilerini ya vermeyin ya da geciktirin dediler, ikna edemediler. Yunan Savunma Bakanı'nın çocukça talebi Alman mevkidaşı tarafından reddedildi. Haber Proto-Tema gazetesinin sitesinde yer aldı. Teklif Yunanistan Savunma Bakanı Paneiotopoulos'tan geldi. Yunan Savunma Bakanı Alman mevkidaşından Türkiye'ye denizaltı verilmemesini istedi ya da en azından teslimatın geciktirilmesini. Türkiye'nin denizaltıları Ege ve Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'a karşı kullanabileceğini iddia etti. Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer teklifi reddetti. Thyssen firmasıyla Türkiye arasındaki anlaşmanın uzun yıllar öncesine dayandığını, üretim programının durdurulmayacağı ve geciktirilmeyeceğini söyledi. 6 adet reis sınıfı denizaltının Türkiye'ye verilen sürede teslim edeceğini söyledi. Yunan Deniz Kuvvetleri'nde Almanya'dan alınan 4 adet reis sınıfı denizaltı bulunuyor. Libya Türkiye için stratejik anlamda fevkalade önemli bir ülke. Zaten Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığının genişletilmesi noktasında önemli bir stratejik anlaşmaya imza atmıştı. Libya'da Serraç hükümetiyle Türkiye Cumhuriyeti hükümeti. Bir yandan Kaddafi'nin devrilmesinden ve sonrasında öldürülmesinin hemen ardından biliyorsunuz ülkede siyasi bir istikrarsızlık başladı. Adeta Kaddafi mumla aranır oldu. Ülke bir iç savaşa sürüklendi. Peş peşe darbe girişimleri. En nihayetinde darbeci General Haftar'le seçilmiş meşru Trablus'ta Serraç hükümeti arasında süren bir çatışma vardı. Tobruk meclisi, orada ayrı bir yapılanma var. Böyle üçlü bir yapı görüyoruz Libya'da. Şimdi Türkiye resmi meşru hükümetin tabii ki yanında yer aldı. Askeri anlamda da destek verdi. Orada bir şekilde iç çatışmaların seyrini değiştirdi Türkiye ve Hafter'i geri püskürtmeyi başardı. Serraç hükümeti yani Libya ordusu Türkiye'nin desteğiyle. Fakat o süreçlerde Amerika çok müdahil değildi meseleye, Trump yönetimi. Fakat Biden'la birlikte işin rengi değişebilir. Şimdi dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres çıktı, dedi ki Libya'dan çekilin. Türkiye'yi kastediyor, Rusya'yı kastediyor, Birleşik Arap Emirlikleri'ni kastediyor. Siz gidin, çekilin bu topraklardan. Libyalılar kendi kendilerine bu sorunu çözebilecek iradeye sahipler diyor. Fakat asıl çıkış Amerika'dan gelmesi ilginçti. Çünkü diyor ki Amerika, Rusya'da, Türkiye'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde derhal yabancı unsurlarını Libya'dan çeksinler. Derhal. Böyle bir buyurgan bir ifade vardı. Peki bir bakalım nedeni nedir? Detaylarda haberimizde izleyeceğiz. Sonrasında konuşacağız biraz daha. Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri'nden peş peşe Libya açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, binlerce yabancı savaşçıya ve paralı askere derhal Libya'yı terk etmeleri çağrısında bulundu. Libyalıları rahat bırakın dedi. Tüm yabancı birliklerin ve paralı askerlerin önce Bingazi ve Trablus'a gidip oradan da geldikleri asıl yere dönerek Libyalıları rahat bırakmaları gerekiyor. Çünkü Libyalılar rahat bırakıldıkları takdirde kendi sorunlarını çözebileceklerini kanıtladılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi büyükelçisi Richard Mills de Türk ve Rus askerlerinin Libya'dan çekilmesi için çağrı yaptı. Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil tüm yabancı tarafları Libya'nın egemenliğine saygıya ve Libya'daki askeri müdahaleyi derhal ve tamamen durdurmaya çağırıyoruz. Şimdi Guterres Libya'yı rahat bırakın diyor da işin tuhaf tarafı Türkiye hiç bu meselelere müdahil değilken Hafter güçleri seçilmiş Serraç hükümetini, meşru hükümeti devirmeye yönelik o askeri operasyonlar yapıyordu. O noktada Mısır müdahildi, zaman zaman Rusya müdahildi. Şimdi Türkiye meşru bir hükümetin ayakta kalabilmesi adına Birleşmiş Milletler'in çizdiği hukuki çerçevede Libya'da bir varlık gösteriyor. Kuşkusuz ki kıta sahanlığı üzerinde yaptığı anlaşma da aynı zamanda hukuki. Zaten Birleşmiş Milletler bu konuda bir beis yok diyor. Bu rahat bırak meselesi, yani bu Türkiye ile ilintili bir durum ya da sadece Rusya ile ilintili bir durum ya da Birleşik Arap Emirlikleri ile ilintili bir durum değil. Gerçekten de bu ülke rahat bırakılacak mı? Şimdi Guterres'in bu söylemlerine baktığınız zaman o kocaman bir soru işareti barındırıyor içinde. Ama öyle görülüyor ki Amerika bu Libya meselesinde belki çok interaktif olmasa da ucundan belli bir yerlerinden bir tutacak bu meselenin ve fazlaca bir takım siyaset üretmeye devam edecek gibi görünmekte. Ama Türkiye'nin oradaki varlığı tamamen meşru ve zaten meşru bir hükümetle hukuksal anlaşmalar yaparak orada varlık gösteriyor. Burada da zaten herhangi bir beis yok ama uluslararası ilişkilerde dediğim gibi böyle stratejik konumu olan bölgeler için zaman zaman böyle manevralar, çıkışlar olur. Kaldı ki sürecin Birleşmiş Milletler'de hala devam ettiğini de unutmamak gerekiyor. Şimdi başka bir noktaya gidelim. Bunu da çok konuşacağız. Fransa'ya gideceğiz. Fransa'da İslamofobiye yönelik bir araştırma yapılıyor ve 2020 yılında ciddi bir artış yaşandığı gözleniyor 2019'a göre. Bir teferruatlarına bakalım. Fransa'da geçen yıl İslamofobik saldırılar bir önceki yıla göre yarı yarıya artış göstermiş. %50. Fransa İslam Konseyi'ne bağlı Fransa İslamofobi Gözlem Evi Başkanı Abdullah Zekri yaptığı yazılı açıklamada geçen yıl Müslümanlara yönelik 235 saldırı gerçekleştiğini ve bu rakamın 154 saldırı olan bir önceki yıla göre %53 arttığını vurgulamış. Zekri 2020'de camilere yönelik saldırıların ise %35 oranında artış gösterdiğine vurgu yapıyor. Aynı zamanda yine Fransa'da İslam karşıtı saldırıların yanı sıra Müslümanları hedef alan yasa tasarısları da hazırlanmıştı. Malumunuz camilerin kapatılması, Müslümanlara ait Kur'an kursları, derneklere yönelik eğitim veren kurumlarına yönelik bir takım kapama kararları, yine Macron'un bir takım başka daha doğrusu Fransa'ya uygun bir İslam gibi bir mühendislikle Fransa'da Müslüman kamuoyunun önüne çıkması, İslamiyet'e yönelik çok sert eleştirilerde bulunması, farklı birçok gelişmelere tanıklık ettik biz Fransa'da. Ama Fransa hükümetinin, yani Macron hükümetinin hele 2020 yılının ortalarından itibaren ve sonlarına kadar Müslüman popülasyona yönelik, o ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik çok sert ve antidemokratik politikalar ürettiği ve bunları da hayata geçirdiğine tanık oluyoruz. Ama özellikle de hükümetin yasal zemin üzerindeki politikaların dışında illegal olarak da zaten yapılan araştırmalar ortaya koyuyor. İllegal olarak da Müslümanlara yönelik çok ciddi saldırıların gerçekleştiği 2020 yılında görülüyor. Bu söz konusu araştırma ve araştırmanın raporlarında görüyoruz. Şimdi bir de Arakanlı Müslümanlardan bahsetmek istiyorum. Değerli seyirciler, ne üdüğü belirsiz, geleceğinin ne olacağını bilemediğimiz bir adaya gönderiliyorlar. Nasıl yaşayacaklar? Karınlarını nasıl doyuracaklar? Yarın bir gün deniz seviyesi yükseldiğinde ne yapacaklar? Umurlarında bile değil. Gönderiyorlar. Şimdi üçüncü grubu da göndermeye başladılar. Hem de uluslararası insan hakları örgütlerinin tepkisine rağmen hiç dinlemediler. Bakınız, Bangladeş'teki yetkililer insan hakları gruplarının süreci durdurun çağrılarına kulak asmadılar. Arakanlı Müslümanların 3. grubunu Bengal Körfezi'ndeki Bahasan Cahar adasına gönderdiler. Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların dramı sürüyor. Bangladeş Donanma Komutanı Mozammel Huqi yaptığı açıklamada 1778 Arakanlı Müslümanın daha söz konusu Bengal bölgesindeki, körfezindeki Bahasan adasına gönderildiğini açıkladı. Şimdi bu adaya dair çok soru işareti var. Nedir? Geleceği ne olacak? Bir takım jeolojik konumuna baktığınız zaman bazı iddialar duyuyoruz. Hatta bazı araştırmaların sonuçları da var. Su seviyesinin yükselebileceği belirtiliyor. Toprağın çok elverişli olmadığı açıklanıyor. Yaşam koşullarının çok uygun olmadığı insanlar için söyleniyor. Hiç umurunda değil Bangladeş hükümetinin. İnsan hakları örgütlerinin tepkisine rağmen ısrarla gruplar halinde. Zaten ilk iki grup gönderildi. Üçüncü grubu da çoluk çocuk kadın demeden bu adaya gönderiyorlar. Evet, Arakanlı Müslümanlar zaten soykırıma maruz kalmışlardı. Şimdi bir de böyle gayri insani bir muameleye tabi tutuluyorlar. İnsan hakları örgütlerinin tepkisi çok doğru, çağrıları da çok insani, ahlaki ama umursayan yok. İspanya'nın başkenti Madrid'de de protestolar vardı ama küçük çapta. Sebebi ne biliyor musunuz? Kısıtlamalar falan değil. Aşılar niye gecikti? Şimdi birinci dozu yaptıranlar ikinci dozu bekliyorlar. Daha birinci dozu yaptırmayanlar var. Onlar da sokakta. Bu aşılar niye gecikiyor diye hükümete kızıyorlar. Bir bakalım şimdi. Evet, Paris'te. Ya çok böyle Paris diyorum, düzeltiyorum, Madrid'de, İspanya'nın başkenti Madrid'de. Hani küçük çaplı bir protesto. Bu çok fazla öfkeli değiller ama sinirliler tabii. Diyorlar ki şu aşılar niye gelmiyor? Bize demiştiniz ki şu tarihlere kadar şu kadar insan aşılanacak. Hani nerede? Biz niye aşılanamıyoruz? Bir de birinci dozu yaptırıp ikinci dozu yaptıramayanlar da öfkeliler Madrid'de. Bu böyle bir şekilde sokağa çıktılar. Bir bakalım. Evet, bu arada İspanya'da tabii ki Covid salgınının ülkede çok ciddi derecede zararlar verdiği bilinmekte. Maddi, manevi bayağı bu ülke sarsıldı. İtalya ile birlikte malumunuz pandeminin ilk dalgalarında Avrupa'nın merkez üstüydü salgında. Çokça insan hayatını kaybetti. Sağlık sistemi de çok güçlüklerle karşılaştı İspanya'da. Şimdi tabii aşı da beklenmekte. Fakat bu aşı meselesinde aşı firmalarıyla Avrupa Birliği arasında kriz de devam ediyor. Özellikle İngiliz menşeli AstraZeneca, Oxford aşısı konusunda Avrupa Birliği ile ciddi krizler var, sorunlar var. Onları biraz sonra aktaracağım ne olduğunu, çünkü aşıyla ilgili, aşılarla ilgili daha doğrusu haberlerimiz var. Ona sıra geldiğinde o konuya da değineceğim. O kriz çünkü henüz çözülmüş değil. Vox, İspanya'da, yine İspanya'dayız, aynı ülkede aşırı sağcı, ırkçı bir politikası var. Müslümanları hedef alınca Twitter'da dedi ki bir dur bakalım, hemen hesabı askıya aldı. İslam karşıtı kampanya başlatıldı. Twitter, partinin sosyal medya hesabını kapattı. İspanya'da aşırı sağcı parti Vox, Katalonya ve Kanarya Adaları'nda işlenen suçlarla bağlantılı olarak Kuzey Afrika kökenli göçmenleri ve Müslümanları hedef alan paylaşımlar yaptı. İslamlaştırmaya hayır etiketiyle sosyal medya hesabından kampanya başlatıldı. Twitter nefret söylemlerini yasaklayan kuralların çiğnendiğini açıkladı. Vox partisinin resmi hesabının askıya alındığını duyurdu. Vox lideri Santiago Abascal geçici kapatma kararı sonrası Twitter'a karşı dava açacağını duyurdu. Vox partisinin hesabı Twitter tarafından ikinci kez geçici olarak kapatılmış oldu. Partinin hesabı geçtiğimiz yıl LGBT'yi hedef alan söylemlerinden dolayı da askıya alınmıştı. Yani seyirciler, dünyada bugün gündemiyle devam edeceğiz ama Türkiye gündemiyle ilişkin çok önemli bir gelişme var son dakika. Bir görelim onu. Evet, bu CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bir ayrılık var galiba, istifalar var. Bu istifalarla yönelik bir gelişme bu CHP'de. Şu anda bir bakalım, dinleyelim açıklamayı. Adayı oldum ve il genelinde %28,6 oy oranı ile milletvekili seçildim. Ancak bu süre bir süre sonra olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başlanınca doğal olarak Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin yanında yer aldım. Milletvekilliği görevimiz devam ediyordu ama grupta hem de genel merkez nezdinde yalnızlaştırıldık, dışlandık. Son günlerde genel başkanımızla olan görüşme sürecimizi biliyorsunuz. Tüm çabamız partimizin büyümesi, tüm evlatlarıyla birlikte olması ve tek başına iktidar olmak için çalışmayı yönündeki yüzde kaç oy alacağı belli olmayan partilere gösterilen ilginin çeyreğinin partimizin ötekileştirilmiş önderlerine gösterilmemesi bizleri yaraladı. Muharrem İnce ile ve partinin tüm ötekileştirilmiş evlatları ile görüşülüp birlik ve beraberliğin sağlanması adına yapılan çağrılara yanıt verilmedi. Bunun üzerine 6 madde ile özetlediğimiz 10 Aralık mektubu ışığında görüş ve önerilerimizi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Özgür Özel'e 26-27 Ocak tarihlerinde bizzat sunduk. Bu önerilerimiz sırasıyla: 1. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile sorunu olanların görevden alınması, marjinal bir yapı olan 10 Aralık hareketine geçit verilmemesi. 2. Muharrem İnce ve diğer tüm ötekileştirilen parti önderleri ile görüşülüp ikna edilmeleri, büyük CHP için partide birliğin sağlanması. 3. İttifak görüşmelerinin seçim satına bırakılması, birinci parti olmak için çaba harcanması. 4. Terörün her türlüsünün kınanması, HDP yönetimi ile ilişkilere net mesafe konulması, kamuoyuna duyurulması, aracısız olarak doğrudan seçmene yönelik politika üretilmesi. 5. Kurucu değerler ile ilgili 10 Aralık 2020 tarihli mektubumuzdaki hassasiyetlerin değerlendirilip en ufak taviz verilmemesi ve kamuoyuna duyurulması. 6. Parti içi demokrasi adına 10 Aralık 2020 tarihli mektubumuzdaki önerilerin değerlendirilip somut adımlar atılmasıydı. Önerilerimizde hiçbir yanıt gelmemesiyle birlikte bugün siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza bu açıklamaları yapma zaruriyeti doğmuştur. Sözlerimi Hacı Bektaş Veli'nin eline, diline ve beline sahip çık sözüyle bitirmek istiyorum. Eline sahip çık ifadesindeki el, ildir. Yani yurt ve vatandır. Beline sahip çık ifadesindeki bel, topraklar ve topraktır. Türk milleti için toprak kutsaldır. Diline sahip çık ifadesindeki dil, ağzımızın içindeki organ değil, konuştuğumuz dildir. Türkçemize sahip çıkın ki yozlaşmasın ve kaybolmasın demiştir. Ben bugüne kadar partimin içinde kalarak, önce Yalova olmak üzere güzel ülkemin eline, beline, diline sahip çıkmaya çalıştım. Bundan sonra da tüm çabam bu olacaktır. Atatürk'ün çizdiği yolda yürümek olacaktır. 25 yılı aşkın süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olabilmesi için var gücümle çalıştım. Partim için yapmış olduğum her çalışmadan onur duyuyorum. Israrlarımıza rağmen birlikteliğimizi sağlayamadık. Ancak ciddi bir uyarı ve işaret fişeği olacağını düşünerek partimizden istifa ediyorum. Saygıdeğer Türk milleti ve değerli basın mensupları. 24 Haziran 2018'de Karabük'ten Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili seçildim. 40 yıllık bir hekim ve çocuk hastalıkları uzmanı olarak Karabük ve Safranbolu'da uzun yıllar hizmet ettim. Seçim sürecinde ve öncesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda önce vatan, önce bayrak diyerek göreve başladım. Meclis kürsüsünde Batı Karadeniz bölge toplantısında, kapalı grup toplantısında 27 Ekim 2020'de Sayın Genel Başkan'la görüşmemizde, Sayın Genel Başkan'ın Karabük ziyaretinde partimizin Atatürk'ten uzaklaşmasının, partimizin terörle arasında mesafe koyamayan HDP yönetimiyle arasında mesafe koyamamasının, milli unsurları ötekileştiren yaklaşımının ve yamuk ittifak politikalarının partimize zarar vereceğini belirttim. Yine önce partimizin öz evlatlarını ve partimizin birliğini düşünmemiz gerektiğini ısrarla anlattım. Ancak düşüncelerimiz hiç ciddiye alınmadı. Partimizin öz evlatları ve tabanımızda bize gönül vermiş seçmenlerimizden ziyade yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostlar tercih edildi. Nihayet 8 Aralık 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurlu kürsüsünde HDP hariç tüm grupların alkışladığı tarihi bir konuşma yaparak Türk milletini ve partimizi uyardım. Atatürk'ü Atatürk demekten imtina edenleri ve milli ordumuza dil uzatanları Türk milletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi onurlu kürsüsünden Türk milletinin takdirlerine bıraktım. Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak ya da ne pahasına olursa olsun iktidarı alabilmek için değil, memleketi karpuz gibi ikiye bölmeden, icat çıkarmadan tek çıkar yol Türk Milleti ittifakıdır dedim. Partimizin politikalarında değişiklik olmaması üzerine bütün milletvekillerine 10 Aralık 2020'de mektup yazarak görüşlerimizi ilettik. 100 yıl önce Mondros Mütarekesi'nden 2 hafta sonra 13 Kasım 1918'de emperyalist güçler tarafından Osmanlı'nın başkenti İstanbul işgal edilmişti. İşgal kuvvetlerine karşı ilk kez 14 Mart 1919'da özgürlük için baş kaldıran Tıbbiyeli Hikmet ve zamanın güçlü Osmanlı Paşası Harbiyeli Mustafa Kemal Paşa ve de bu işgale karşı isyan edip Kuvayi Milliye'ye katılan Atatürk'ün yakın düşünce ve yol arkadaşı Cumhuriyet muallimi Mustafa Necati emperyalistlere karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yürüterek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlardı. Tam bu noktada tarih tekerrür etmektedir. Kaderin cilvesi yine bir yurtsever tıbbiyeli, bir kahraman harbiyeli ve bir vatansever Cumhuriyet muallimi olarak tarihin sahnesine çıkıyoruz. 100 yıl sonra bugün Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk'ün yoluna dönene kadar istifa ediyoruz. Türkiye seçeneksiz değildir. Analar ne yiğitler doğuruyor. Memleketimizde güneşli güzel günler yakındır. Zihninizi boşaltınız. İnat ve düşmanlaştırma üzerine kurulmuş bu ittifakları ve birbirinizi alt etme politikalarını terk ediniz. Karabük milletvekili olarak Karabük'ümüze ve bütün ilçelerinde yaşayan halkımızın tümüne saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Milletimizi kamplara bölerek ve birbirlerine neredeyse düşman ederek yapılacak siyasetten medet ummanın milletimize yararı olmayacaktır. Artık milletimizin tümünü kucaklayarak ve kamplara bölünmeye çalışan halkımızı barıştırarak yeni bir yol açıp siyaset yapmak Türkiye'miz için yegane çıkış yoldur. Türk milletine hayırlı olsun. Teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar olsun. Zor bir kadar. Sonra konuşalım. Teşekkür ederim. Şimdi Hindistan'a gideceğiz. Bir Nipah virüsü eksikti. Dünyanın başında zaten Covid-19 belası var ama Covid-19'dan çok daha tehlikeli, çok daha ölümcül ve üstelik de aşısı olmayan bir virüsten bahsediliyor ve bunun her an salgına dönüşmesi de mümkün. Koronavirüs bitmeden yeni kabusun adı belli oldu. Nipah virüsü. Nipah virüsü insanlık için en tehlikeli hastalıklar listesine eklendi. Bilim insanları Hindistan'da ortaya çıkan Nipah virüsüne karşı uyarılarda bulundu. Yarasa ve domuzdan insana geçiyor. Ölüm oranı %75'e kadar çıkabiliyor. Virüsün kuluçka süresi 45 güne kadar uzayabiliyor. İngiliz Guardian gazetesi büyük bir pandemiye yol açabilecek potansiyeldeki Nipah adlı virüs hakkında bilimsel bir araştırma yayımladı. Araştırmanın metninde yeni salgın ilaca dirençli enfeksiyondan kaynaklanacak ifadesine yer verildi. Bir Romanya'ya gidelim. Pandemi hastanesinde bir yangın çıkmış. Peki sonrasında neler olmuş? Evet, Romanya'da pandemi hastanesinde sabahın erken saatlerinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken 120 hasta da tahliye edildi. Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınından mücadele devam ederken Romanya'dan korkutan haber geldi. Başkent Bükreş'te bulunan korona hastalarının tedavi edildiği pandemi hastanesinde bir yangın çıktı ve o yangın sırasında 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililerin bildirdiğine göre ölen 4 kişinin de koronavirüs hastası olduğu açıklandı. 120 hastada malumunuz hemen tahliye edildi. O hastaların hepsi de zaten korona tedavisi görüyordu. İşte yangın sonrası hastane bu hale geldi. Bir aşı daha diyor ki benim diyor etkinliğim çok yüksek, %80'lerin üstünde. O hangi aşıymış bir bakalım. Bir koronavirüs aşısı da %90'a yakın etkinlik sağladı. Amerikan Novavax firmasının geliştirdiği aşının %89,3 başarılı olduğu açıklandı. Novavax, İngiltere'de devam eden 3. faz çalışmalarına ilişkin erken verileri yayımladı. Denekler arasında mutasyonun bulaştığı hastalar da yer aldı. Aşının virüse karşı %89,3 etkili olduğu kaydedildi. Aşının Güney Afrika'daki koruma oranının %49 olduğu bildirildi. Denekler arasında AIDS hastalarının da bulunduğuna, aşının etkinlik oranının HIV taşımayan hastalarda %60'a çıktığına vurgu yapıldı. Değerli seyirciler, şu aşı tablolarına bir bakalım mı? Bir kriz var, evet doğru. Bu kriz Avrupa Birliği ile aşı firmaları arasında bir tedarik krizi. Şimdi özellikle krizin iki aktörü, biri Avrupa Birliği İlaç Ajansı ve aynı zamanda da o aşıların dağıtımından sorumlu olan komisyonla İngiliz aşısı Oxford menşeli AstraZeneca. Şimdi bu acaba Brexit sonrası gerilimin bir devamı mıdır? Yoksa gerçekten de bir yanlış anlaşılma mı ya da karşılıklı olarak bir takım vaatlerin yerine getirilmemesinden mi kaynaklanmaktadır bu kriz? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Fakat diyor ki Avrupa Birliği aşı firmaları bizim AstraZeneca ağırlıkta bizim istediğimiz kadar aşıyı henüz ulaştıramadılar. Bize bir söz vermişlerdi. Bir anlaşma vardı. O anlaşmaya göre 300 milyon doz aşının Avrupa Birliği'ne gelmesi gerekiyordu. Şimdi AstraZeneca başta olmak üzere bu sıkıntı yaşayan bazı aşı firmaları biz böyle bir taahhütte bulunmadık diyorlar. Hiç öyle bir şey söz konusu değil. Burada bir şekilde Avrupa Birliği suçlanıyor ve Avrupa Birliği'nin bencilce davrandığı söyleniyor. Şimdi karşılıklı suçlamalar var, işte bir takım spekülasyonlar var, o ayrı bir mesele. Fakat Avrupa Birliği can havliyle bu aşıların bir an evvel ülkeme getirilmesini istiyor. Yani tüm Avrupa Birliği ülkelere getirilmesini istiyor. Aşı firmaları, işte AstraZeneca'nın başını çekti, bu çok mümkün değil kısa vadede diyerek yanıtlıyorlar. Şimdi böyle bir kriz yaşanırken Avrupa Birliği ile aşı firmaları arasında, dediğin gibi özellikle AstraZeneca arasında bu kriz yaşanırken dünyada aşılama noktasında nasıl bir mesafe kat edilmiş? Özellikle dozajlara baktığınız zaman. Evet, burada örneğin sarı renkli olanlar birden daha az. Efendim işte diğer renklere bakıyorsunuz 1 ile 10 arasında. Efendim işte turuncu örneğin 10 ile 20 arasında, 20 ile 30 arasında. Ama burada şu kadarcık bir kısma bakın. Çok önemli. Yani gri renklere bir bakın. Hiçbirinde veri yok. Yani aşı gitmiş mi? Ne kadar gitmiş? Ne kadar dozda yapılmış? Hiçbir verinin olmadığını görüyoruz. Bu çok önemli bir bölümünden kastediyorum. Çok kısıtlı bir bölümde aşılama ama çok geniş bir bölümde henüz aşılamanın başlamadığı görülmekte. Şimdi ülkelere dağılımına baktığınız zaman İsrail aldı başını gidiyor. Birinci sırada. İşte dozlara baktığınız zaman %49.1'lik bir orana ulaşmış. Yani nüfusun yarısını daha ilk dozla aşılamış. Şimdi ikinci dozlara geçecek. Birleşik Arap Emirlikleri %28, İngiltere 11,4, Amerika Birleşik Devletleri 7,1, İspanya 2,9 ki ABD de aşı tedariği konusunda sıkıntılar var. Biden çünkü 100 milyon kişinin şu kadar zamanda aşılanacağını söylüyordu. Şu anki tedarik zincirinde bu pek mümkün görünmüyor. İtalya 2,6, Almanya 2,4, Türkiye 1,8, Fransa 1,7, Çin 1,6 oranında. Şimdi salgının çıkış noktası olan Çin'de neden bu kadar az oran var diyorsanız, Çin salgını diğer ülkelere göre mümkün mertebe kontrol altına aldığı için çok büyük bir aciliyet arz etmemekte. Çin için rakamlar o yüzden düşük. İşte son durum böyle aşılara dair. Evet, aşılama devam edecek ama aşı savaşları da sürecek. Karşılıklı suçlamalar göreceğiz. Avrupa Birliği bir şekilde bana neden 300 milyon doz gelmiyor diye tepki gösteriyor ama aşının tekelleşmesi ne olacak? Yani bu Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor ki bu uyarılar doğru uyarılar. Hep fazla dozda satın alınıyor. Bunlar stoklanıyor ve üstelik de stoklandıklarında kullanılmama ihtimalleri de var. Yani çürüyüp gitme ihtimalleri de var. Peki diğer yoksul ülkeler ne yapacak? Bunlar ne yapacak? Bunlar nasıl aşılanacak? O da ayrı bir tartışma konusu ve daha çok konuşulacağı benziyor. Şimdi ben bir noktaya gitmek istiyorum. Pfizer'dan biraz konuşalım. Yok öldürüyordu, yok yan etki vardı, şu kadar insan öldü, Norveç'te şu kadar yaşlı hayatını kaybetti gibi çok haberler burada aktardık size. Avrupa Birliği diyor ki hayır diyor, bu ölümlerin söz konusu bu aşıyla hiçbir alakası yok. Koronavirüs aşısı ölümlere mi neden oluyor? Avrupa İlaç Ajansı'ndan açıklama geldi. BioNTech Pfizer aşısı olan bazı kişiler öldü. Aşı ile ilgili şüpheler arttı. Kuruluş, BioNTech Pfizer aşısının resmi adı olan Comirnaty adlı aşı hakkındaki ilk güvenlik güncellemesini yayımladı. Bilinenin haricinde yeni bir yan etki olmadığı belirtildi. Comirnaty aşısıyla ölüm vakaları arasında bir bağ yok sonucuna vardıklarını açıkladılar. Açıklamada Avrupa İlaç Ajansı ölüm vakalarının güvenlik endişesi yaratmayacağı sonucuna vardı denildi. Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı Moderna'nın aşısına da onay verdi. AstraZeneca aşısının da kısa zamanda onaylanması bekleniyor. Salgın Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde birçok sektöre çok ciddi darbeler indirdi. Gıda sektörü, işte lokantalar, restoranlar, Türkiye'den peş peşe kapanan restoranlarla ilgili haberler geliyor. Lokantacılar çok zor durumdalar, mekan işletmecileri çok zor durumdalar. Hükümet bunu gördük diyor, işte bir takım yardım paketleri hazırladı esnafa bir şekilde can simidi olabilmek adına. Dünyanın çeşitli ülkelerinde de ciddi sıkıntılar var. Sürecin bir an önce atlatılması lazım. Çünkü küresel ekonomik müessesli nizam bunu daha fazla kaldıramayacak artık. gerçekten insanlar çok zor durumdalar. Yani iflas edenler, mekanlarını kapamak zorunda kalanlar ve satışa çıkaranlar. O aldı başını gidiyor şu anda. Türkiye'de de, dünyanın çeşitli yerlerinde de. Ve bakınız, bir araştırmanın sonucunu ekranlarınıza getireceğim. Turizm sektörü Covid'den en çok etkilenen ve en büyük darbeyi alan sektörlerden biri olarak 2020'de kayıtlara geçmiş. Bakınız, turizm sektörü adeta can çekişiyor pandemiden ötürü. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü açıkladı bu raporları, raporun içerisindeki verileri aktarıyorum size. 2020'de turizm sektöründeki ekonomik kayıp 1,3 trilyon dolar. Evet, turizm sektörünün dünya genelinde 2020 yılındaki kaybı 1,3 trilyon dolar. Çok yüksek bir mevda. Sektörde 100 ila 120 milyon istihdam risk altında. Diyor ki söz konusu çalışmada 100 ila 120 milyon insan her an işsiz kalabilir. Korkunç bir rakam bu. 120 milyon ki bunun Türkiye boyutu da var, unutmayın. Sadece dünyada belli başlı Avrupa, Amerika ya da Latin Amerika ülkeleri değil turizmin olduğu yerler. Türkiye'de bir turizm ülkesi aynı zamanda, Türkiye'de etkileniyor. Dünya genelinde ki bu veriler Türkiye'de içine katan veriler bu arada. Dünya genelinde 2020'de turist sayısı en fazla düşen bölge %84 ile Asya Pasifik bölgesi olmuş. Asya Pasifik ülkeleri turizmde en büyük darbeyi alan ülkeler. Ve 2019'a göre 2020'de %71'lik düşüşün kaydedildiği Avrupa'da turist sayısı 500 milyondan fazla gerilemiş. Bakınız, Avrupa, işte Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda gibi özellikle turizm açısından önemli ülkelerin bir takım sayısal değerlerinde ciddi düşüşler görülüyor. Yani o Avrupa ülkelerine giden turist sayısının 500 milyon kadar düştüğü kaydediliyor ki çok ciddi bir rakam bu. 500 milyondan bahsediyoruz. İşte dünyadaki tablo bu. Dünyada turizm şu anda sektör olarak can çekişmekte. Evet, Quenan, biraz onu konuşalım. Şu Trump'ın seslenişinden sonra kongre binasını kuşatmışlardı, binaya girmişlerdi, binayı talan etmişlerdi. Hatırlayacaksınız, çatışmalar çıkmıştı, insanlar ölmüştü. Şimdi 6 Ocak'ta yaşanan bu korkunç olayın kahramanlarından biriydi o. Ve diyor ki ben diyor Trump aleyhine ifade vermek istiyorum. Bir bakalım. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerinin ardından yakalanan seçimlerin ardından yaşanan 6 Ocak'taki kongre baskınının sembol ismi haline gelen, gündem olan Jacob Chansley, Trump aleyhine ifade vermek istediğini belirtiyor. Boyalı yüzü ve boynuzlarıyla 6 Ocak'taki kongre baskınının biliyorsunuz sembolü haline gelmişti. Boynuzlar, işte elinde işte görüyorsunuz işte üstündeki kostümü tuhaf o bir şekilde semboldü ve baskında öne çıkan isimdi. Diyor ki ben mahkemede Trump aleyhine oy vermek istiyorum çünkü nedenini de açıkladı. Bizi yalnız bıraktı. Bize af çıkarabilirdi. Niye af çıkarmadı bize? Af çıkarmadan gitti. Biz de madem böyle ben de Trump aleyhine oy bir şekilde ifade vereceğim diyor. Ve bunun için de talepte bulunuyor. Size malumunuz uçağa binen bir petrolcü vardı ya, uçağına bindi geldi kongre binasının baskınına katıldı. O da sorgusunda diyor ki başkanımız Trump diyor, seslendi bize, ben de diyor onun diyor talimatına uydum, hemen özel uçağıma bindim, kongre binası baskınına geldim demişti. Hepsi tabii FBI'da sorguya çekildiler. Mahkeme süreçleri var. İşte o süreçlerde de görüyorsunuz diyor ki ben diyor Trump aleyhine konuşacağım, ifade vereceğim diyecek. Bakalım neler diyecekti mahkemede, göreceğiz. İnsan Sonrası Yaşam Manzaraları kitabının yazarı İngiliz yazar Colfline, The Guardian'da kaleme aldığı bir yazıda şöyle bir takım tespitlerde bulunmuş. Diyor ki doğum oranları küresel düzeyde düşecek, dünya genelinde nüfus azalacak, dünyanın dört bir yanındaki yerleşim yerleri terk edilecek, Japonya'da her 8 evden biri zaten şimdiden boş kalmaya başladı. 2100'lü yıllarda azalan nüfuslar şehir merkezlerine toplanacak ve sokaklar vahşi hayvanlara kalacak. Sokaklarda vahşi hayvanlar gezecek. Yani dünya nüfusun azalacağı için kalan nüfus daha çok merkeze kayacak ya da kırsal alanlara gidecek diyor. Dolayısıyla merkeze toplandığında şehrin birçok sokaklarında artık vahşi hayvanlar dolaşmaya başlayacak. İşin özeti böyle anlatmış. Evet, olabilir mi? Olabilir. Zira bilim insanları zaten bu konuda bir takım istatistikleri sürekli paylaşıyorlar. Üremede hızın düştüğü görülmekte. Özellikle Avrupa ülkelerinde çok fazla. Nüfus çoğalmıyor. İşte Çin'de, Hindistan gibi ülkelerde, kalabalık ülkelerde evet orada bir nüfus yoğunluğu var zaten. Fakat bu sonsuza kadar da sürmeyecek diyor bilim insanları. Belli bir zaman aralığı içerisinde ciddi nüfus azalmalarına tanık olacağız diyorlar. Ama bu tabii ki bu Çin gibi, Hindistan gibi ülkeler için kısa vadede ya da orta vadede geçerli değil. Uzun vadede olabilecek bir şey. Yoksa orta vadeye baktığımızda hele 2030-35'lerde Çin ve Hindistan nüfusunun bayağı bir arttığına tanık olacağız.